Titriyor musun sen? Evet. Dişlerin çarpıyor mu? Evet. Neden daha önce söylemedin? Söyleseydim ne faydası olacaktı ki? Evet, o da doğru. Ne değişecekti ki? Üstümdeki ıslak olmasaydı sana verirdim. Ama sen neden hep üşüyorsun? Mücevherci'de de üşüyordun, bugün de üşüyorsun. Telefonum da yok. Araba da kaldı. Arabayla beraber telefonumu da çaldılar. Yoksa bizi alması için birini çağırırdım şimdi. Merak etme, ben iyiyim. Bu ses nereden geliyor? Bilmem. Telefon çalıyor. Ne yapıyorsun? Bu ne? Benim telefonum. Yanımda telefon mu vardı? Herkesin vardır, öyle değil mi? Neden telefonun olduğunu söylemedin o zaman bana? Arabayı düşünürken ben onu unutmuşum, ne yapayım? Deminden beri telefonum yok diye söylenip duruyorum ama sen telefonunu söylemiyorsun. Neden şalına sakladın ki onu? Yağmurdan korumak için. Telefonunu açsana. Aa evet. Annem arıyor. Konuş hadi. Tamam. Alo? Alo Pragya. Seni arayıp duruyordum. Bir türlü ulaşamadım. Yemeğe gitmiştin. Oradan çıktın mı? Ona Purab'ı sor. Onun da telefonu kapalı. Bir dakika anne, soracağım. Pragya. Konuşsana kızım. Anne Purab. Ne olmuş? Bir dakika anne, soruyorum. Annem nerede olduğumu soruyor. Polis merkezinden arabamızın çalındığını ve eve yürüdüğümüzü söyle o zaman. Peki. Hey! Şşş! Polis merkezinden bahsetme. Çünkü polis merkezi dersen bir sürü soru sormaya başlayacaktır. Ve Purab'ın imajı bozulur. Ay, buldum. Ona Purab, sen ve benim havanın tadını çıkardığımızı söyle. Anneme yalan söyleyemem. Tamam, dürüstsün de burada benimle mahsur kaldığını söyle istersen ha? Ha? Madem yalan söylemeyecektin, neden bana sordun o zaman? Unut gitsin. Ben ne diyeceğimi bilirim. Madem biliyorsun, neden benim zamanımı harcıyorsun? Sen... Alo? Ne oluyor? Neden bizi beklemeye aldın? Abiyle mi konuşuyordun? Biz de onunla konuşalım. Olmaz. Neden öyle konuşuyorsun ki? Ha? Alo? Sen abinin yanında mısın? Tabii ki anne. Nerede olacağım ki? Bu doğru. Abi bize bu akşam sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Ne zaman geleceksin? Merak etme anne. Arabamız bozuldu da ben biraz geç gelirim ama geleceğim. Ne kadar sürecek peki Pragya? Of, neden endişeleniyorsun? Abinin yanında ya, güvende. Anne... Pragya, hava çok güzel. Tadını çıkar. Ne diyorsun sen? Dinle Pragya. Abiyle olduğun sürece... Hiç merak etmem. İstediğin zaman eve gelebilirsin kızım. Her zaman böyle birlikte olmanız için dua ediyorum. Bundan eminim. Neden eminsin? Güle güle. Hangi dilde konuşuyorsunuz siz? Evet, hayır, doğru, yalan. Sonunda bir şeyden emin olduğunu söyledin. O neydi peki ya? Arabamızın bozulduğunu söyledim. Onlar da bana merak etme düzelir dediler. Ben de eminim dedim. Ve? Bu kadar işte. Peki annen ne dedi? Sen yanımda olduğun sürece endişelenmeyeceğini. Öyle mi dedi? Evet.
Olamaz. Ne oldu? Annene bu akşam senin sorumluluğunun bende olduğunu söylemiştim ama şimdi benim yüzümden bu ıssız yerde kala kaldın. Keşke Alaaddin olsaydım ve sihirli halımla seni buradan götürseydim. Ne yapsam? Telefonunu ver. Ne bakıyorsun? Telefonunu versene, araba çağıracağım, hadi. Hayır, telefonumu veremem. Nedenmiş o? Çünkü telefonla konuşamazsın. Neden, kontörü mü bitti yoksa? Hayır şey... Ne demek, hayır ver. Hayır, o benim, hayır. Ver şunu. Hayır, ver. Hayır, hayır. Ver dedim. Affedersin. Tebrik ederim. Bak ne yaptın? Kırdın onu. Bak. Nasıl araba çağıracağız şimdi? Merak etme, önemli değil, eve varırız. Hadi yürümeye devam edelim. Otostop yapabiliriz hem. Hiç anlayamıyorum. Sen ne istiyorsun ha? Bak bir taksi geldi. İçinde yolcu var. Ne olmuş, rock yıldızıyım ben. Şoförü o durdurur asıl. Öyle mi? Ha, uçaklar bile benim için duruyor. Taksi de neymiş? Hey. Hey. Sanırım seni tanımadı. Affedersin. Çok yaşa. Sen iyi misin? Evet. Çok yaşa. Islanırsam üşürüm tabii. Tamam. Sana merak etme dedim ya. Bir yolunu bulacağız işte. Sırılsıklam oldun. Üşütürsün tabii. Eğer hasta olursan eve nasıl dönebiliriz? Bir söyler misin? Dur bir dakika. Al şunu. Tamam, birazdan düzelirsin. Eve gitsek bile hastalandın diye endişeleneceğim. Şuna bak. Hep seni düşünüp burada... Kendime çok kızıyorum Indu. Neden Prab'ın planını kabul ettim ki? Ay, plana bak. Düşmanlarımızın yerine o hapise girdi. Bu çocuklar sürekli birbirleri için fedakarlık yapıp duruyorlar. Yüce Tanrım, çocuklarımız sürekli... Ama sürekli sınayıp duruyor, sürekli. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Hep onları düşündüğünü biliyorum ablacığım. Ama fedakarlıklarının sonuçlarına bir baksana. Öyle mi? Evet. Fedakarlıkları ne sonuç verecekmiş sen söyle bakalım. Abla. Tanu ile Alia'nın yatak odalarının önünden geçiyordum. Ve gizlice içeriği dinledim. Ama bunu bilerek yapmadım tabii. Sadece oradan geçerken konuşmalarını duydum ve merak ettim. Anlattığımda bütün endişelerin geçecek. Ne duyduysan söyle o zaman. Abi ile Pragya'nın birlikte olduklarını duydum. Abi... Pragya'yı Prab'ın yanına götürüyormuş. Ve ondan sonra da onu evine bırakacakmış. Yalnızlarken neler olacağını kim bilebilir abla? Ne demek istiyorsun sen? Bazen çocuk olduğunu düşünüyorum abla. Hiçbir şeyi anlamıyorsun. Öyle mi? Anlamıyorsam sen anlat o zaman.
abla. Düşünsene. İki aşık insan. Issız bir yerdeler. Baş başalar. Her şey olabilir değil mi? Ha? Nasıl? Yani rahatça konuşabilirler ve duygularını birbirlerine açabilirler. Yakınlaşabilirlerdi. Yani o ikisi el ele tutuşabilir. Ah, el ele tutuşabilirler. Ve birbirlerine sarılabilirler. Ah, evet sarılabilirler. Sen neden bana sarılıyorsun? Düşünsene ablacığım. Burası kalabalık olduğundan yakınlaşamıyorlar. Ama orada baş başa olacaklar. Romantik bir gece. Sadece ikisi olacak baş başa. Daha ne isterler? Havada aşk var. Ben de olayım o aşkın kollarında. Yeter. Bir dakika daha bekleyemeyeceğim. Gitmem gerekiyor. Abi ile Pragya nerede? Hala ne yapıyorlar? Ah, iyi ki burayı bulduk. Yoksa donarak ölecektim. Bu arada Mumbai'de hava genelde böyle soğuk olmaz, değil mi? Hı hı. Ve senin telefonun da kırıldı. İstesem de araba çağıramam. Hı. Sanırım yine Prab'ı özlemeye başladım. Belki de ona sarıldığım için bana kızmıştır. Benim neyim var? Neden böyle düşünüp böyle davranıyorum? Onun moralini düzeltmeliyim. Ama onun yerine moralini bozup duruyor. Acaba kaderimde başka neler var? Neden hep aynı şey oluyor? Neden birbirimize yakınlaşıyoruz? Abi bana sarıldığında sanki eskisi gibi duygular besliyormuş gibiydi. Yani galiba Prab'ın planı işe yarıyor. Ne söylediyse oluyor işte. Acaba zavallı Prab şu anda ne halde? Bir şey söylemiyorum. Ne yapsam da moralini düzeltsem. Sanırım önce neye üzgün olduğunu bulmam daha iyi olacak. Benim yüzümden mi yoksa Prab yüzünden mi? Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Bak eğer seni üzecek bir şey söylediysem... Sana kızdığımı ne zaman söyledim ben? O zaman neden konuşmuyorsun anlamıyorum. Kızgın olsaydım söylerdim. Sessizlik aşkın dilidir. Ne? Yok bir şey. Sadece örnek veriyordum. Üzüntüleri anlatmak için kelimeler gerekir. Ve ben kızgın olduğum için susmuyorum. Ben sadece Prab'ı düşünüyordum. İyi ki bana kızmamış. Artık onunla konuşabilirim. Neden Prab'ı düşünüyorsun? Ve hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey sorabilir miyim? Sen Prab'ı seviyor musun? Nasıl yani? Yani sana açıklayayım. Sen Prab'ın yaptıklarından sonra çok gerginleştin. Bak bunu bilerek yaptığını düşünüyorsan söyle bana. Onu bir güzel dövebilirim. Hem de çok iyi döverim. Dostunu mu döveceksin sen? Evet. Hata yaparsa döverim tabii. Çünkü sen de dostumsun. Buna mecburum. Teşekkür ederim.
Ama buna gerek kalmaz. Ben onunla konuşurum zaten. Bak, eğer sen... Murat'la mutlu değilsen, o zaman başka biriyle olmalısın. Nasıl biriyle beraber olmalıyım peki? Sevgi dolu, ilgili, seninle ilgilenen, senin isteklerini ve ihtiyaçlarını yerine getiren biri. Seni mutlu eden, sana bakan. Ben nereden bulacağım öyle bir erkeği? Bu aslında burnunun dibindekini aramak gibi bir şey. Nasıl? Yani... beni. Cevap vermedin. Gereği yok. Biz seninle birlikte olamayız ki. Çünkü sen Tanu'yla birliktesin. Evet, doğru. Ama benim gibisini bulamazsın. Ne yaparsan yap bulamazsın, imkanı yok. Senin gibisini değil, ben seni... Nasıl yani? Yani neden senin gibi birini bulayım ki ben? Başka şartlarda olsaydı belki. Evet, başka şartlarda olabilirdi tabii. Ancak doğru kararı verebilirsek. Ama istersen... Peki neden şimdi olmuyor? Benim için Tanu'yu bırakır mısın? Evet. Ne? Demek istediğim, Tanu'yu bırakmam. Ama senin için benim gibi birini bulabilirim. Sadık, vefalı, ilgili ve içten birini. Ya da burayı sana layık bir haline getiririm. Kendime benzetirim ve o da seni mutlu eder. He? Buna hiç gerek yok. O zaman senin yanında iyi davranır. Ama sen gidince acısını benden çıkarır. Bunu merak etme. Benim bir çözümüm var. Ne çözümüymüş? Kalk bakalım. Neden? Kalk sen. Ama neden? Çünkü ben kalk diyorum. Ne oldu? Bir kadınla erkek evlenirken ateş etrafında yemin ederler. Evet.
Neden peki? Çünkü ateşin önünde edilen yeminler Tanrı'ya edilmiş demektir. Bu yüzden yeminlerimizi tutmamız gerek. Doğru. Gelinle damat nasıl yemin ediyorlarsa bugün dostlar yemin edecek. Özellikle de ben sana her zaman destek olacağıma, dostluğumuzu koruyacağıma yemin ediyorum. Senin de yemin etmen gerek dostluğumuz adına. Buna gerçekten inanıyor musun? Sen inanıyorsun ya. Bunu senin ve dostluğumuz için yapıyorum. Ve şimdi yeminlerimi edeceğim. Sonra yerine getireceğim. Ben unutsam bile bu ateş bana hatırlatacaktır. Dört yeminin nedir? Neden dört? Senin için bin yemin edebilirim. Ama senin de üç yemin etmen gerek. Ve yerine getirmelisin. Bunu yapabilir misin? İyi ama ben neden sadece üç yemin edeyim ki? Seninle sayısız yemin edebilirim. Bana güveniyor musun? Kendimden daha çok. Elimi tut. İlk yemin ediyorum. Ben Abhishek Mehra, dostum, bu ateşin önünde yemin ederim ki şerefini her zaman koruyacağım. Artık senin şerefin benim şerefimdir. İkinci yemin. İkinci yemin. Ne bakıyorsun? Yardım etsene. Nasıl yardım edeyim? Söyle bana işte. Düğünde ikinci yemin nedir? Sen dostluk yemini ediyorsun. Neden düğünü soruyorsun? Ne fark eder? Yemin yemindir. Tutulması gerekir işte. Hadi ben düğün yeminlerini değiştirip dostluğa uydurmaya çalışıyorum. Hadi söyle şimdi. Neden öyle bakıyorsun? Söylesene artık. İkinci yemin kocalık görevlerini yerine getirmek. Tıpkı kocanın görevlerini yerine getirmesi gibi ben de bu ateşin önünde yemin ederim ki dostluk görevlerimi yerine getireceğim. Artık senden özür beklemeyeceğim ve minnet göstermeyeceğim. Sadece her zaman yanında olacağım. Şimdi üçüncüsü. Her kötü zamanda yanında olup her mutlu anı seninle paylaşacağım.
Bu yemin çok uygunmuş. Hem düğüne hem de dostluğa gayet uyuyor bence. Ben de dostluk için bu yemini edeceğim. Hı? Yani... üçüncü yeminim şu. Bundan sonra... her derdin benimdir. Ve her mutluluğum... sensin. Seni... mutlu etme sorumluluğu... artık benimdir. Dördüncü yemin. Dördüncüyü bırak ben uydurayım. Yani eğer dördüncüyü ben uyduracak olursam o bana özel olur. Hı? Peki. Söyle. Dördüncü yemin. Dördüncü yeminim şu ki... seninle... dostluğumuz... her zaman önceliğim olacak. Yani... bundan sonra sen benim önceliğimsin. Tartışmasız olarak. Bundan emin misin peki? Büyük annemden sonra. Çünkü eğer sen yanımdaysan başka kimse yaramam. Sen yanındayken... gözlerimi senden alamıyorum çünkü. Her zaman aklımda olduğuna göre... bence önceliğim olmalısın. Dördüncü buydu. Söyle bakalım. Ne söyleyeyim? Şimdi sen kendi yeminlerini et. Ben yemin ettim. Sıra sende. Ben... affedersin, ben unutmuşum. Hadi ver elini. İlk yeminim. Her zaman benim için yaptıklarını takdir edeceğim. Her zaman. Ve sonsuza dek senin yanında olacağım. Güzel yeminmiş. Sen tek yeminle benimkileri geçtin. Çok akıllıymışsın ha. Bundan sonra ne gelecek? Diğer yeminler ne olacak? Diğer yeminleri de edeceğim. Bu yemin çok şey kapsıyor. İyi yeminmiş. Etrafında dönelim. Evet, ben yemin ettim, sıra sende. Uzmanımdır. Ben iyi günde ve kötü günde hep yanında olacağım.
Şimdi son yeminim. Sen de bunu yerine getirmelisin. Son yeminimiz dostluğumuzun çok uzun süreli, aslında daimi olması. Dostluğumuz asla zamana yenik düşmemeli. Bir saniye. Bu yemin bence en iyisiydi. Bu yüzden ben de aynı yemini edeceğim. Sonsuza kadar hep birlikte olacağız. Ve ne olursa olsun hep yanında olacağım. Sonsuza dek. Daima. Ne oldu? Sen iyi misin? Gel buraya. Şöyle otur hadi. Hadi otur. Ne oldu sana? Su içmek ister misin? Sen iyi misin? Bir dakika, ben sana su getireceğim. Al hadi. Su iç hadi. Sakin ol. Daha iyisin ya. Ne oldu bir anda sana böyle? Bilmiyorum. Sanki bunu daha önce yapmış gibi. Nasıl? Bu yeminleri daha önce etmiş gibi misin? Evet ama nerede, ne zaman, hiç hatırlayamadım. Sen rahatlamaya çalış. Başka bir şey gördün mü? Bir kadın vardı ama yüzünü göremedim. Sadece ateşin etrafında dönüyordum. Tamam, önemli değil. Sakin kafayla belki hatırlarsın bunu. Şimdi unut olur mu? Bunu hiç düşünme. Düşünme, tamam. Bir şey hatırlayamıyorum. Boş ver, önemli değil zaten. Ben senin yanındayım. Her şey düzelecek. Abi? Abim neden burada değil? Neden bu saatte burada bunlar? Tanrıcığım, Alya, sen...
Bu saatte benim evimde ben olmazsam hayalet mi olacak? Hayaleti bilemem ama geç saatte dolaşan bir cadı olduğunu biliyorum. Kimden bahsediyorsun? Senden bahsetmiyorum. Arkadaşın Tanı var ya, ondan bahsediyorum. Öyle güzel bir kız ki gece onu görürsen şu filmdeki gibi aynı. Evet. Neydi o? Şu İngiliz filmini diyor. Ha evet. Korku seansı. Ha evet. Korku seansındaki başrolde olan cadıya benziyor. Evet. Ve bugün daha korkutucu görünüyordu. Çok da kızgındı. O yüzündeki ifade karanlıktan daha kötüydü. Sanki korkunç bir şey olmuş gibi evden koşarak çıkıp gitti nedense. Hiç anlam veremedik. Ne? Tanu evden çıktı mı? Sadece çıkmadı. Koşarak çıkıp gitti. Ve öyle bir koşuyordu ki sanki cadı haline dönüşecekmiş de yakacaklarmış gibi. Yakıyorlardı ya. Dönüşmek için ay ışını görmeye gitti. Sanki öyle bir hali vardı. Kes yenge. Saçma hikayeler anlatmayı bırak da gittiği yeri söyle. Giderken sana söylemedi mi? Hayır. Ne? Boşuna endişeleniyormuşuz anne. Sana haber vermediyse bize neden söylesin ki? Zaman nasıl da değişti. Biz kayınvalide ve geliniz. Ama arkadaş gibiyiz. Ama bunlar dost olmalarına rağmen alakasızlar. Bitirdiniz mi? İlla dedikodu yapacak bir şey bulacaksınız. Odanıza gidip yatın hemen. Saçmalamayın. Anneciğim, bence bu ikisi de cadı olabilir. Bu biraz... Korku seansı. Birinci korku seansı, ikinci korku seansı. Duyuyorum. Cadı bize zarar vermeden önce kaçalım hadi. Hanım bu saatte nereye gitti? Abimle Braga'nın peşinden gitmişti. Yerlerini öğrendi mi yani? Ve öğrendiyse neden bana söylemedin? Evet, söz verdiğim gibi kızınızı sağ salim evine getirdim. Biliyorum biraz geç oldu, merak etmişsinizdir ama işte... Tabii ki merak ettik. Sırf bize söz verdin diye rahatça istediğini yapamazsın. İstiyorsan sağ salim getirdim diye sabah getirseydin. Böyle olmaz. Hayır, endişelenmene hiç gerek yok oğlum. Ne diyorsun anne? Senin yanında olduğunu bildiğimiz sürece hiç endişelenmeyiz. Annem öylesine söylüyor. Dalga geçiyordum oğlum. Şunu söyleyeyim. Eğer onu sabah getirseydin o zaman ben daha mutlu olacaktım. Evet. Evet. Demek istediğim Praka'yı beklemek zorunda kalma diye yatıp uyurdun. Peki bana araba yolladılar. Ben gideyim. Böyle gidemezsin oğlum. 2 dakika otur sana bir kahve yapayım ha? Yok hiç gerek yok. Başka zaman. Anladım. Yani başka zaman derken Pragya'yı tekrar çıkaracağını mı kastediyorsun? Konuşmadan düşünsene anne. Ben gideyim. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Zavallının gözü korktu. Sen de iyice korkuttun ama. İyice ballandırdın. Kim demiş gençlerle eğlenemeyeceğimizi, yaşlılar da eğlenir. Bırak bunu. Söyle bana. Siz nereye gittiniz? Seni nerelere götürdü? Sana duygularını açtı mı peki? Hem açtı hem açmadı. Nasıl? Yani... Bekle. Bu uzun bir hikaye gibi. Rahatça otur. Sonra anlat bize, tamam mı? Hadi anlat. Söyle bana, nereye gittiniz? Neler anlattı sana? Söyle bana, elini tuttu mu? Gözlerine baktı mı? Sana duygularını açtı mı? Sana güzel sözler söyledi mi? Konuşmama izin verecek misin acaba? Tamam, sustum. Söyle. Bana duygularını açtı ama... dolaylı olarak açtı. Nasıl? Hani bu akşam hava böyle bir anda soğudu ya, yol kenarındaki bir restorana girdik ve ısınmak için ateş yaktık. Sonra orada bana yemin etti. Her zaman yanımda olacağına yemin etti. Ve eğer Tanu'yla nişanlı olmasaydı biz beraber olurduk dedi. Vay canına! O zaman Prab'ın planı işe yaradı demektir. Yani siz Prab'ın planını biliyor muydunuz? Evet.
Nasıl eve? Rob'un nerede olduğunu biliyor musunuz? Yanlış bir şey mi yaptım? Rob'un sevgilisi olduğunu bilmeme rağmen onunla çok samimi oldum. Demek bana yalan söyledi. Sözde Pragya'yla Rob'u kurtaracaklardı. Rob bahanesiyle bütün geceyi Pragya'yla geçirdi. Onunla eğlendi. Şimdi kimi bekliyor? Yoksa Pragya yine mi gelecek? Ne oldu bana? Aklımdan neler geçiyor? Pragya yanımdayken bana neler oluyor? Neden o varken başka birini düşünemiyorum? Neden Tanrı bir kere bile aklıma gelmiyor? Ve neden Pragya'nın Rob'la birlikte olmasından hoşlanmıyorum? Gidelim. Birkaç gün sonra evleneceğiz. Ama bu aşk kuşları bir türlü kopamıyorlar. Her şeyi bozuyorlar. Biri başkasıyla çıkarken diğeri başkasıyla. Pragya da saf rolü yapıyor. Şimdi gösteririm ona. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.